Merhaba, iyi günler. 31 Temmuz 2023. 30 Temmuz 2023 Çatalca Zeybek Festivali'ni değerli gazeteci, yazar, şair, televizyoncu, belgeselci, dergi üzerine uzmanlaşmış, matbaacılık üzerine uzmanlaşmış arkadaşlarımın beni şereflendirmesiyle katkı koydular. Çok memnun oldum. Teşekkür ediyorum. Ayrı ayrı. Bütün emeğe geçenler. Yavaş yavaş isimlerini de, derneklerin isimlerini de söyleyeceğim. Birlik kuvvettir yazardı. Biz Tire'den İzmir'e girerken Torbalı Ayrancılar tarafında büyük bir bina vardı. Tarışın. Şimdi artık oralar çok göç alınca bütün binalar şekil değiştirdi. O tarlanın içerisinde bir büyük duvar vardı. Belki 100 metre, 125 metre. Orada yazardı. Birlik kuvvettir. Kooperatifçiliğin en önemli şiarı. Bu değerli yazar Elif Çırağan güzel bir eser. Mavi Ayın Büyülü Yolculuğu. İkinci baskı. Fiyatı 50 lira. Hepimiz birbirimizle bağlantılıyız. Hiçbir şeyi var olan hiçbir şeyden ayıramayız. Her şeyle ilişkiliyiz. Hepimiz bütün bir sistemin içine gömülüyüz. Bu büyüleyici enerji denizinin içinde yerleşmiş durumdayız. Her şeyi hep birlikte öğreniyor, her şey birlikte büyüyor. Bizler bu müthiş evrenin birer parçasıyız. Nassim Herrameyn. Bir ağaca, bir çiçeğe, bir hayvana, bir bitkiye bakın. Bırakın farkındalığınız onun üzerinde kalsın. Onlar ne kadar dingindir ve ne kadar derin bir biçimde varlıkla köklenmiştir. Doğanın size dinginliği öğretmesine izin verin. Eckhart Tolle. İnsanoğlu çok şey yarattı ama en şaşırtıcısı kitap. Diğerleri bedenin uzantıları, mikroskop ve teleskop gözünün, telefon sesinin, saban ve kılıç kolunun uzantısı. Ancak kitap bambaşka. O belleğin ve hayal gücünün uzantısıdır. Jorge Luis Borges. Sokrates öğrencilerine der ki, öğrencilerinize bir şey öğretmeyin. Onların düşünmelerini sağlayın. Çünkü onlar düşünmeye başlarlarsa zaten kendi çabalarıyla öğrenirler. Evet. Geldi bu ateş topu. Bu ateş topu. Bugün de üstüm beyaz gömlekli. Artık bunu ne yapacağız bakalım. Ne yapacağız bu meşhuru? Nasıl bilir bu? Şimdi yem yiyordu. Bıraktı yemi geldi. Oh. Seni 5 daire verseler vermem ben. Pamuk. Güzel pamuk. Asil pamuk. Haydi bakalım. Haydi. Çok sıcak. Biraz sakinleş. Bak güneş battı. Hala da alev gibi. Git biraz dinlen. Haydi. Tamam. Ben şimdi biraz sonra seninle tekrar ilgileneceğim. Çekiyormuş gibi yapacağız. Seni televizyona çıkaracağım. Öğrencilerinize bir şey öğretmeyin. Onların düşünmelerini sağlayın. Çünkü onlar düşünmeye başlarlarsa zaten kendi çabalarıyla öğrenirler. Ve bir çaba sonucu öğrenilen bilgi en kalıcı bilgi olur. Asla silinmez. Bu hikayeyle bilimin ezoterik bilgilerle buluştuğu büyülü yolculuklarda Selena ve Ay Meleği rehberi ile birlikte tesadüf diye bir şey olmadığını öğrenmeye, felsefe ve mitolojinin bir evren yolculuğundaki anahtarlarıyla kadim ruhlarla beraber yedinin sırlarını ve dolunayın gücünü keşfetmeye ve şifa bulma niyetiyle yola çıktık. 7 yıl sonra 7 gün sürecek ve 7 bölüm oluşacak büyülü bir yolculuk yaptık. Hepimize sevgiyle ışık ve şifa olsun. Büyülü yolculuklar hayatımıza yıldızlı ışıklar tutsun ve yol göstersin.
Şimdi değerli bir kitap. Bunu bana imzaladı. Kendisine teşekkür ediyorum. Mavi Ayın Büyülü Yolculuğu. Genel yayın yönetmeni Aydın Şimşek. Ellerine sağlık. Kapak ve iç resimler Ayşegül, Aygül Öveç Avcı. Değerli bir ressam. Başarılı bir kişilik. Tebrik ediyorum. Ocak 2020. Elif Çırak. 1 Şubat 1968 yılında Samsun'un ilçesi Alaçam'da doğdum. Çocukluğumun ilk yıllarını İzmir ve Antakya'da geçirdikten sonra babamın mesleği gereği Anadolu'nun çeşitli illerinde liseye kadarki eğitimimi tamamladım. İstanbul Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde yabancılara Türkçe yüksek lisansımı yaptım. İstanbul'da çeşitli özel ve devlet okullarında dershanelerde Türk Dili Edebiyatı öğretmenliğini Sarıyer ve Beşiktaş ilçelerinde tamamladım. 20 yıllık öğretmenliğimden ve Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi'ndeki Zümre Başkanlığı görevimden sonra Almanya Berlin Başkonsolosluğu eğitim ateşeliğine bağlı olarak Alman okullarında Almanya'daki görevimi tamamladıktan sonra İstanbul'a döndüm. Ve 25 yıllık öğretmenlik hayatımı emekli olarak noktaladım. 15 Mayıs 2016 yılında çocukluğumun mutluluk başkenti olan İzmir'e geri döndüm ve Karşıyaka'ya yerleştim. Yaşam, öğrenci, melek ve kuantum koçu olarak öğretmeye ve öğrenmeye devam ediyorum. Bu arada birçok yeni eğitimler alıp uygulamaya başladım. Spiritüel eğitimlerimi kullanarak danışmanlık yaparken yazarlık hayatımla edebiyat dünyama geri döndüm. Öğretmenlik yaşamım boyunca çeşitli dergilerde yazılar yazıp ders kitap. İlk kitabım olan Büyülü Bir Doğa Yolculuğunda çocuklarla Büyülü Bir Evren Yolculuğuna çıktım ve onlara doğayı anlattım. Üniversite okutmanlığından liseye, liseden ortaokula, ilkokula ve ana okuluna inerek bütün çocuklarla ve büyümeyen çocuklarla kendime masallar, hikayeler, efsaneler ve mitolojilerle dolu bir dünya kurdum. Mavi Ayın Büyülü Yolculuğunda ise gençlere de masal, hikaye, mitoloji ve destanları öğretmek istedim. Doğaya olan ilgim ve hayranlığımdan dolayı bütün evreni sonsuz bir sevgiyle kucaklıyorum. Şimdi bu arka kapaktaki Sokrat'la ilgili bir sözcük söylemek istiyorum. Hem de buradan bir şey göstereyim. Kaynakça ve güzel bir eser. Şimdi Sokrat tiyatroda ders verirken bir gün bir bakıyor ki ön taşlarda, artık onlara sıra diyelim, o sıralarda oturan arkadaşın bir tanesi yok, öğrencinin bir tanesi yok. Adını da tabii bilmiyor. Şuradaki diyor parmağınla. Şurada oturan öğrenci diyor, bugün neden gelmedi? Muallim diyorlar, öğretmenim diyorlar. Öğretmenim. O arkadaş yan kasabadaki, yan köydeki, yanımızdaki köydeki düğüne gitti diyor. O zaman tarihe geçen bir söz söylüyor. Gitti ama kirli beynini de götürdü diyor. Gitti ama kirli kafasını da götürdü. Evet. Bu bir de şu masallar kısmını okurken aklıma geldi. Bu beyin hiç durmaz. Kahveci Süleyman Hiç Durmaz'ın eşi. Süleyman abi bizim dedemin kahvesinde kiracıydı. Çok değerli bir insan. Saygıyla, hürmetle anıyorum. Onun eşine de biz kışın, uzun kış gecelerinde anneannem Nadire Gürsoy, Nadire Emine Gürsoy beni şeye götürürdü. Onlara ziyarete, ev ziyaretine. Orada da böyle bazen kalbura, bazen leğene, bazen bakır tepsiye leblebiler, mersin, kuru üzüm, işte fındık, çerezler konurdu önceki yıllarda. Hepsi büyük çoğunlukla kendi ürünlerimizdi. Sandığım ürünleriydi. Ondan sonra incirler, böyle bademler, cevizler say saydığın kadar bitmez yani. Ondan sonra orada onları yerdik.
Beyin abla, beyin hiç durmaz. Saygıyla anıyorum. 3 gece bize masal anlatırdı. Birinci gece aynı masal. Ama giriş, gelişme, sonuç. Birinci gece böyle anlatıyor. Biz dinlerken nenemin kucağında ben uyuyorum. Benle beraber herkes uyuyor. Bütün çocuklar. Haydi toparlan. Evet. Akşamda bir gün geçiyor. Ertesi gün bu vakitler oldu mu akşamüstü biz mızmızlanıyoruz. Çünkü masalın devamı var. Hemen ondan sonra neneciğim, öteki komşular yine toparlıyoruz. Yine oraya gidiyoruz. Kaldığımız yerden. Nereden kaldık? İşte padişah kızı, öteki krallık, padişahlık, işte çobanlar, işte kahyalar, ağalar, sadrazamlar, işte entrikalar hepsi içinde. Yine dinlerken, yerken ondan sonra öykü devam ediyor. Masal devam ediyor. Sonra yine uyuyorduk. Hadi uyan. Hadi. O zaman nenem böyle avucunun içinde çırayı yakardı böyle çırayı. Böyle sönmesin diye rüzgar vuruyor ya. Böyle çırayla gider. Bu şekilde. Bak çıraya bak. Şu çıra kabuğu. Şöyle. Çırayla. Çıra var dedi getirmek istememişim. Çırayla. Ya yıllara bak. Saygılar, hürmetler, hayırlı günler. Teşekkür ederim.